YouTube'cum canım benim, hemen bir like hatırlatması, bir yorum, bir abonelik hatırlatması. Bu akşam da Bahar'ın ikinci bölümünü falan izleyeceğiz bir aksilik olmasa. Yani bu hafta full Bahar'ı izleyeceğiz. Gelin yani yayınlar aşağıdaki kick linkinden akşam 8'de yayınlara gelebilirsiniz. Öpüyorum canım benim. İyi seyirler. Arıyor yine. Allah rahmet eylesin inşallah ya. Üzücü. Aç. Bizim için Açmayacağım Umut. Ben ona söyleyeceğimi söyledim. Z jenerasyonu için, Y jenerasyonu için Alev, sen saçmaladığının farkındasın değil mi? önemli bir karakterdir usta. Çiçek Taksi'de Akasya Duran'la falan da oynuyordu. Ya niye herkes bana deli muamelesi yapıyor? Ya sen bu çocuğu doğurup bakacağım diyorsun. Adam Ütopya'da bayraklar yarıya indirildi chat. İlgilenmek istiyor. Çocukla izin vermiyorsun. Bu nasıl bir benciliktir? Olmaz. İstemiyorum Umut. Ben bu çocuğu kendim için doğuracağım. O işler öyle olmuyor işte. Adam peşine bırakmaz. Ulan sen de oturup bu milletin karısıyla kızıyla konuşacaksın. Siktir git kendi karınla konuş birazcık da. İt Umut. Mr. Hop. Dur Ya sen. severiz şunu, Allah'ını seversen soksana kendi evine, senarist. Ha, ne diyor yeni Abdullah? Evet Apo. Sinirin geçtiyse konuşalım. Aa, benim sinirim sen eve döndüğünde çoktan geçti zaten. Bak, bu benim seçimim, benim kararım. Seninle bir alakası yok. Ne seninle ne de ailenle, ben bir daha yayına gelmek istemiyorum. O ne demek ya, seninle alakası yok ne demek gerizekalı? Bunun şeyi ya. Ailemle gelmeyeceksin de benle yan yana gelmemek nasıl olacak? Aa, siperin bankası. Çok da güzel olacak biliyor musun? Bak sen tam anlamıyorsun galiba, ben sana anlatayım. Anlat abla, biliyorsun. Eğer ısrar edersen gidip başkasıyla evlenirim. Peki sen bir sakinleş. Ya siktir git, kimle evleniyorsan evlen, çocuğu ver ya. Sinirin geçsin. İki mantıklı insan gibi oturup medenice karşı karşıya konuşalım. Aa, benim mantık terk. Bak, konuşacak bir şey de yok, tamam mı? Lütfen bir daha arama, buraya da gelme, kapıyı da açma. Evet. Sonra konuşursun. See you later, alligator. İkna oldu mu? Olmadı. Olmaz tabii. O işler senin düşündüğün gibi hiç olmuyor, aklında olsun. Olmuyor abla, biliyorsun. Olmaz olmaz sevgilim, olmaz olmaz deme chat. Zaman neler gösterir, belli olmaz hiç çeçim. Evet. Başla. Abla gene mi kendi kıraş? Bu da benimki. Bu da inşallah kendi kıraştır abla. Yardıma geleyim mi? Hiç gerek yok, sen izle dizini. Ha, 500x mi? Senin işin belli olmaz abla. Gel, inşallah sana bir şip gelmemiştir. Kim o? Ananın göz kısmı, gözünü seveyim, kafamızı karıştırma senarist ya. Ha, yeni Apo Sönmez de yakışıyor. Hayırlı akşamlar. Abdullah Bey. Sönmez bu şafaklar. Efendim abla. Alev burada değil. Nerede abla? Ben sizinle görüşmek için geldim tabiymiş. Şimdi Apo değişti ya. Herkesle bir arkadaşlar bir sahne yazmışlar. Yeni Apo'yu ısındırmak için herkesle bir sahne yazmışlar muhakkak. Müsaade ederseniz. Buyurun. Gel abla, biliyorsun. Abla hiç de yadırgamıyorsunuz ya. Arada çok ciddi bir fark var ya. Evet. 39 lira farklı bir büyük boy boyunu almak ister misiniz? Evet. Teşekkürler. Hoş geldin büyük boy Apo. Sizi dinliyorum. Belki duymuşsunuzdur. Belki duymuşsunuzdur. Ben çok değiştim. Bir süredir rahatsızdım. Duydum, evet. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Rahatsızlığım sürecinde olanlardan çok geç haberim oldu. Evet. Ama inanın hep Alev'in yanında olacağım. Evliyken mi? Allah kahrubela. İnce taşak vallahi bile eski kaşmer sılayı. Durumun son derece yakışıksız olduğunu farkındayım. İyi soktu. İyi soktu. Yakışıklı Apo. Ama yakışıksız Apo. Ben Alev'le de konuşmaya çalıştım. Tabii çok tepkili. Abdullah, evet. Bey. Alev normal değil. Delilikleriyle uğraşmayacağım onun. İnanın bıktım. Beni dinlemiyor. Evet. Zaten ne zaman dinledi ki? Ne hali varsa görsün. Ay hiç sorma abla. Vallahi bile. Anca zayır 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 hızar sesi dinletiyor. Alev'e kızmayın lütfen. Kime kızayım lan? Olup biten hep benim suçum. Evet öyle. Ama Alev de kafasını kullanacaktı. Evet. 50 kere söyledik. Tamam da bir insanın kafasını kullanması için bir insanın kafasının olması gerekiyor çeşim. Dinlemedi. Bu durum hoş mu? Olacak şey mi? Babasız çocuk büyütmek falan. Öyle saçma şey olur mu? Hiç sorma abla. Mükremin gezgin gibi gezecek ortalıkta ya. Babasız yavrum diye. Ben sorunlarımı halledeceğim Sönmez Hanım. Ve evet, hep Alev'in yanında olacağım. Abdullah Bey, sizin sorun dediğiniz
40 yıllık eşiniz, çocuklarınız. Öyle abla, doğru söylüyor. Zaten ben bir anne olarak böyle bir şeye müsaade etmiyorum. Hiçbir şekilde sizin kızımın yakınında olmanızı istemiyorum. Abla, bu konuşmaları defalarca yaptık. Şimdi bu yeni Apo ya, ondan galiba bilmiyor. Biz bu konuşmaları eskisine yaptık. Ha, senin eksine yaptık bunu. Yeteri kadar zarar verdiniz ona. Sen kendi eksinden next mi yapmaya çalışıyorsun, onu anlamadım. Olmaz ki. Yasak zaten, gerizekalı. Sömez Hanım, sizi temin ederim. Eski Apo'nun neyi vardı? Etmeyin, etmeyin Abdullah Bey, eviniz... Etmeyin, hiçbir şey etmeyin chat ya. De dönün. Adını Milak koysunlar demiş, haklı. Ve hep beraber Alev'in bu çocuk... Ne diyor, eskiden sen imkansızsın dedikleri gelirdi Apo'ya. İsrarından vazgeçmesi için dua edelim. Bu konu... Evet evet, doğru söylüyorsun Şabalak, artık hepsine vallahi okeyim yani. Onun için klip bile yapmıyoruz. Bunu da açılmadan kapansın. Sen imkanlısın. Öfkenizi anlıyorum. Böyle bir şey Nursema'nın başına gelseydi ne olurdu? Ay bir de öyle bir hakikaten abla, empati yap. Bir de böyle düşünün. Ha? Teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Beni rahatlatmak için konuştunuz. Bu neydi biliyor musun şu konuşma? Kibarca siktir git. Ama ben sizi görmekten hiç memnun olmuyorum. Uy, kibar siktiri. Kibar siktiri. Hatta kızımın sizinle anılmasından hicap duyuyorum. Ah yeni Apo. Ya yeni Apo'ya da üzülmedim değil biliyor musun? Eski Apo bile bu kadar sılaylanmemişti ha. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Estağfurullah. Sizi geçireyim. Peki Ceremesini senin çekeceğini bilseydin tekrardan giriş yapar mıydın bu diziyi? Bu arada gelmişken şu benim bölümü bir geç lan. Ha, yeni Apo. Dün bir bak. Ananı avradını sen neredesin kaç ki? Kokoş Kayhan. Baktım Apo işe dönmüş. Aa, hadi gözümüzü aydın. Ya... Ne diyorsun peki, yeni Apo ile senin sahneni görmem lazım. Usta bak, yeni Apo ile seni bile şipliyorum. Yani ilk gün diye hiç gözüne gözükmedim hayatım. Hı. Malum ortalık yangın yeri. Tam mantıklı olan vallahi, bu adam vallahi inanılmaz mantıklı bir insan ya. Habil ile Kabil bile babalarını alt etmek için birleşmiş. Onlar kim Kayhan? Mustafa ile Fatih ya, kim olacak? Nisa, teşekkür ederim. Vallahi biri giriyor biri çıkıyor ha. Ömer. Vallahi çok konuştuk o ismi Nisa. Zaten süspansiyon görevi görüyor. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Şölen, ortalık şenlik. Ha bak sana şunu söyleyeyim. Vallahi de billahi de yakında bunlar birbirini gırtlaklar ha. Ay aman, Allah'ım korusun. Ulan canım mandalina çekti. Bu sene de mandalinalar çok güzel chat ya. Bu sene mandalinalar inanılmaz güzel. Vallahi izlenmiş. İzlenmiş abla, biliyorsun. Bizim baldız da dünürden hamile. Gündüz kuşağına döndük ya. Harbiden biz geceleri iyi yapıyoruz ama yani yayınlar sürekli gündüz kuşağı. Sen para işini ne yaptın Kayhan? Bir ilerleme var mı? Gerileme yok. Ya bu da benim için bir ilerleme sayılır hayat. Arkadaşlar zaten hayatta en önemlisi bu ya. Hayatta bak, yaşadığımız hayatta bir gerileme yoksa bu çok önemli bir ilerlemedir chat. Abi çok iyi mantık lan. İyi. Aman senin yüzün gülsün de. Bak vallahi 31 yaşıma gireceğim chat. Hiç bu açıdan bakmamıştım ha. Gülsün gülsün. Ha bu arada Metehan'la Mihri hakkında konuştun mu? Vallahi Kayhan, Metehan bu aralar bir tuhaf. Valla bir şeyler oluyor ama kimse bir şey söylemiyor bana. Abla sen magazini görmedin mi ya? Metehan salak mıdır nedir ya Allah. Abi çıldıracağım ya. Ya bu herif neden bu kadar sılay bir insan lan? Allah, gül gibi kız. Konuşun, ikna et. Ay ne bileyim Kayhan. Konuşulmuyor ki işte bu aralar. Şimdi onlar evlense, biz Ertuğrul'la Günür olsak. Ertuş'u nerede? Ertuş'u da kaybolmasın birden chat. Ben de daha yani fikirlerimi sorsam. Yani bunlar da var ya, ne ticaretten ne paradan hiçbir şeyden anladıkları yok ha. Pinti bunlar ya, pinti pinti. Abla belki de işte zenginliğin formülü buradadır. İyi. Zenginliğin formülü çok açık. Madem ben bir yarın tekrar arayayım da konuşayım. Ara ara. Ya tamam, iyi işiyorsunuz, tamam anladık. Çocuklar Allah aşkına iyi işiyorsunuz, tamam dur şu camı bir kapatayım. Tamam anladık çocuklar. Sakin olun. Sakin ol. Alo tamam. Evlendin tamam. Ha duyduk, tamam duyduk. Evlendin tamam. Bak bütün tisigar kota... Ambulans bile geldi Allah kahretsin. İtfaiye geldi bunları söndürmeye. Ya gel şimdi. İtfaiye geldi bunları söndürmeye. Çalma! Birileriyle dünür olmaya da... Vallahi ya nefret ederim gürültü kirliliğinden ya. Ha ben evlendiğim zaman ben de çalacağım. Ayrı mevzu ama o benim. Siz ben değilsiniz. Hiçbiriniz ben değilsiniz. Gerizekalı. Korkuyorum abi, biliyor musun? Evet devam. Vallahi bizim kızlar da atmaca gibi ya. Atmamaca. Turun babasına da sönmez kaçar sonra. Hadi buyurun cenaze namazına. Al bir kaya nerene dayarsan daya. Harbiden bu evlenenlerin lafı olur gibi. Al bir kaya nereye dayarsan daya. Gerdeki maro. Hadi buyur. Büşra. Alemsin Kayhan. Kayhan imaro. Ver, ver hayatım ver. Hoş geldin Fatih Kavurma. Babam iyice sapıttı. Abi delireceğim ya.
Delireceğim, bu bölüm mükemmelmiş. Neyse, Allah kahretmesin ya. Bu bölüm mükemmelmiş ya. Babaanne senin melah tanesi, teşekkür ederim. Fatih'in üstüne yürüdü. Ne? Gördüğüm depresyonu sadece senin... Ben onu anlayabiliyorum, babaanne senin melah tanesi. Babam iyice sapıttı. Fatih'in üstüne yürüdü. Ne? Ne üstüne yürüdü lan? Ayağa kalktı adam sadece. Ne üstüne yürümesi? Abdullah İmaro. Yaptıklarının hesabını soruyorum. Konuşulmuyor ki adamla. Ama çocuklar, siz hiç laf dinlemiyorsunuz. Ya sizi bölmek Alev'in işine yarar. Ne yapalım anne, çocuğu kabul mü edelim? Etmeyin. Etmeyin de politik olun biraz. Politik mi? O kadın ekmeğine yağ sürmeyin. Anne... Abla, dengeleri iyi gözetmemiz lazım. Bizim de yaşadıklarımızı bir sindirmemiz gerekiyor. Alışmamız gerekiyor. Yani babamın yaptığı bütün hataların bedelini biz ödüyoruz. Evet. Pinky Imaro. Miras. Ay öleceğim. Miras bölünecek. Onunla konuştunuz mu? Miras şimdi miras mı önemli? Ha, tabii önemli. Başka önemli bir şey mi var? Bence de önemli bu arada ya. Bence de önemli ya. Fatih söyledi onu. Ne yapacağız? Apo'nun sarı bıyığını Allah'ını seversen ya. Önemli olan bu saatten sonra parası. Hah. Helal olsun Fatih'ciğim. Vallahi seni tebrik ederim. Apo'nun sarı bıyığı mı sarı lirası mı Çet? Hangisi? Sarı lirası tabii ki. Bu söyleyemezdi çünkü. Çocuklar, politik olmak zorundasınız. Mecburiyet. Lütfen gidin babanızla konuşun ve bu sorunu halledin. Evet. Benim için aranızı iyi tut. Tamam anne, peki. Herkes biraz sakinleşsin, konuşuruz. Ya dur, geldi galiba. Babam iyice sapıttı. Sapık İmaro. Hayırlı akşamlar baba. Hayırlı akşamlar. Good evening sir. Saat kaç oldu Abdullah Bey, neredesin? Kaç oldu abla? 22.05. Kaynanasına gitti. Kendinden 3 yaş küçük kaynanasına gitti. İş yerindeydim. Kafamı toparlamam lazımdı. Kafanı mı? Peki. Kafan gayet toparlak gözüküyor zaten Abdullah İmaro. Toparlayabilmişe de benzemiyorsun ama. Pembe Hanım. Başlama yine. Birikmiş işlerim var. Halledeceğim, yatacağım. Zeynep İşkom inşallah. Hoş geldin kızım. Hoş buldum baba, geçmiş olsun. Ne haber abla, sen ilk defa görüyorsun değil mi? Az önce de gördünüz de orada bir sırtını dönmüştüm. Sağ ol. Baba. Nasıl buldun yenisini? Biraz konuşabilir miyiz? Ne diyeceğini biliyorum. Abinle kardeşinle yeterince konuştum. Evet. Yeni ayaklandım daha, çok yorgun. Ama olsun şimdi yani, hani kızın konuşması farklı olur. Konunun seninle ilgisi yok baba. Konu benim. Aa! Bu Kerimcan Durmaz ne yaptı bu arada Çet? En son bir otur. Biz Umut'la ayrıyız. Allah'ım yarabbim ya! Ya gözünü seveyim, senarost! Senarost şerbeti! Nasıl? Nasıl? Sürpriz. Nasıl yani? Nursema. Ne demek ayrıyız? E iki saattir buradayız, niye söylemiyorsun? Nilay, herkese aynı anda söylemek istedim. Oldu mu? Annem biliyordu zaten. Mantıklı. Şimdi ondan ona, ondan ona olmaz abla. Annem mi? Anne, sen de asketum değilsin. Nilay, ne dedim ben sana? Ne oldu kızım? Hı? Sana kötü bir şey mi yaptı? Hayır baba, olur mu öyle şey? Umut öyle biri değil. Evet. Yani çok stabil biri olduğu da söylenemez. Stabil... Fatık, bunu sen söyleme bari. Ha? Stabil İmaro. Yaşadıklarının altından kalkamadı Fatih. Depresyona girdi. Mutsuz oldu. Abla tamam, buna eyvallah. Ben de varım yani. Mutsuzluğa, umutsuzluğa, depresyona ben de varım. Okeyim. Allah kimsenin başına vermesin de. Sizin elinize bakmayı da kabul edemedi. Bu da depresyona girdi. Çıkma ihtimali varken çıkmak istemiyor. Ona uyuz oluyorum Çet. Ablacığım bırak Allah aşkına. Depresyonda kalıcı olmasın beni uyuz ediyor. Stabil depresyon. Ekmek elden su gölden. Çalışmadan para kazanıyordu. Ben anlamadım. Daha ne istiyor bu çocuk? Umut. Ekmek elden su gölden. Fatık Götten. Aybüküm teşekkür ederim canım benim. Gururlu biri. Fatma Gül'e kokulu öpücükler. Fatma Gülcüm. Kabul edemedi diyorum. Bunun neyini anlamıyorsun? Fatma Gül, sana bir çok önemli bir soru soracağım. Suçun ne? Fatma Gülcüm selamlar canım benim. Böyle şaka yapayım dedim araya. Neşe olsun. Amma da gururlu. Evet. Hadi tamam. Umut evden gitmiş. Nur Sema'ya da annenlere dön demiş. Ya seni baya baya kovdu yani. Nilay sus. Chat, bu arada tekrar hatırlatıyorum. Ramazan'ın son gününe kadar bir aksilik olmazsa her gün yayındayız. Yarın da bahar dizisine pazartesi günü başlayacağız. Pazartesi 20.00. İftardan hemen sonra. Ne oluyor şimdi, nedir? Boşanıyor musunuz? Hayır baba, bir süre ayrı kalacağız. Mantıklı. İşte bariyer ilişki gibi düşün. Yani sen de mesela Alev'le bir süre şu anda ayrısın ya, Apo. Ne kadar bir süre? Kızım, Umut Efendi sana eşyanı topla, babanın evine git demiş. Ne olacak şimdi? Yeniden topla, bana dön derse koşarak oraya mı gideceksin? E yani o da olmuyor şimdi. Ne kadar bir süre? Suyu o da olmuyor şimdi yani, neşedir ha. Suyu mu iki varsın? Sorunlarımızın üstesinden gelene kadar. Esma'cığım aleykümselam. Ayrı kalarak. Sen buna inanıyor musun? Nerede Umut Efendi? Nerede abla? Nerede? Alev'in evinde. Akşama kadar dedikodu yapıyor gerizekalı. Bilmiyorum.
Maşallah. Kesin halledersiniz. Bana çok umut vermedi ama. Yani abla biliyorsun. Hayat ablam nerede benim bu arada? Where is my life abla? Abla. Çok Esma, çok Esma. Yavrum, babam fena oldu şimdi duyunca. Haksız da sayılmaz. Hepimiz fena olduk abla, vallahi billahi fena. Cahide Hanım, anam. İşte ama merak etme, biz senin yanındayız. Sağ ol abi, sağ ol. Ay bunları nasıl seçeceğim Azale be kardeşim? Bunlar hala oynuyor mu? Gerizekalı mısınız oğlum siz? Millet ayrıldı, barıştı, millet gerdeğe girdi, bunlar hala oynuyor. Ver müziği. Senden çocuk istiyorum, evet burada hemen şu an. Hop beycim, teşekkür ederim gülüm benim. Dünya yanarken kim var harbiden ya? Hello Beyza. Evet, devam abla biliyorsun. Zeynep İşkov teşekkür ederim. Ya abi bu zaman zorla evlendirdi, canlar atıldı telefonu. Hiç sorma ya. Evet tamam, hadi yeter, ayrılalım be. Oh çok yorum. Hadi görüşürüz. Oh. Evet. Nefesimi kestim. Vallahi sen de benim. Dur daha başlamadık ama. Daha nefesini kesme işlemleri başlamadı gibi geldi bana Büşra Salta. Aman Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin inşallah. Bitirdin beni. Efendim sen yorulduk. Dur abla, asıl mevzu şimdi başlıyor. Aç bitir. Çok. Evet, kapat. Ergenler gibiyiz. Sorma. Ergenler mi? Hangi ergenler abla? Gülben ergenler mi? Barbarossa. Güzel. Nedir yani bu chat? Nedir bu? Barbarossa deyince aklınıza ne geliyor chat? Barbarossa. Ne oldu ama? Çok. Nedir bu? Çok. Gülben. Bu arada bütün chat Gülben. Abi erkekle ömür mü geçer Gülben? Ben o kadından ayrılmış. İnanmıyorum. Benim... Hemen gıybetine ne kadar çabuk geçtiniz lan. Bu arada Metan o kadından ayrılmış. Sus abla biliyorsun. Sus abla biliyorsun. İnanmıyorum. İnanmıyorum, olay. Beni suçlu. Samet. Görkem'e takacak sana kıvılcım, ona takacak. Şöyle biliyor musun? Bana diyor ki sen gidip kadınla konuştun, onu ikna ettin, o yüzden ayrıldı diyor. Hiç üstüne gitme. Normal. İlk defa aşık oldu. Yani yaşatacak sana bunları. Yok canım, taktığım yok. Bir daha birleşmesinde barışmasınlar da ne olursa olsun. Evet. Niye ayrılmışlar peki, bir şey dedi mi? Sormadım. İlgili. Allah Allah. İlgilenmiyorum da sebebiyle. Şaka yapıyorsun abla biliyorsun. Sorsaydın ya. Yeter ki Metan kendi yaşına göre düzgün birini bulsun, mutlu mesut olsun. Allah, var bir tane de işte, ona da çok gönlü kaymıyor manyan ya. Olacak. Merak etme. Mehre. Yani illa ki olacak. Biraz sabretmen lazım sadece. İyi ki varsın. Her derde devasın. Evet. Her derde deva, göteme de şifa. Sen de öyle aşkım benim. Ama ben korkuyorum biliyor musun? Neden? Hani her an yine bozulacak her şey diye. Abla ben de vallahi billahi ya. Yani benim korkum artık senarist korkusu. Senaryo korkusu. Niye bozulsun? Abla belli olmaz, senaristin birden aklı yazıyor. Kafasına göre bunları ayır. Şunu şununla yap. Tak diye yazıyor, bitti. Geçmiş olsun. Biz artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Doğru. Ay bir de senarist, Allah kahretmesin. Senin elinde ön kıvşipini bozmak için inanılmaz bir koz var. O da webcam Görkem Seçil. Yani Alev'in hamileliğinden daha kötü ne olabilir ki? O... Bir patlatacak şimdi, ben bununla yiyiştim diye bunları da ayıracak. Orada bile sapasağlam durduk. Aynen öyle. Nasıl bir temel kurdun ya? İnsanları ayırmak için nasıl bir temel kurdun ya? Anne, babam ne yazdırdı? Yani ara sıra kavga edebiliriz. Bunun garantisini veremem. Saç zor bir kadın. Ama konuşarak bizim halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Evet. Merak etme. Hallederiz değil mi? Ha bir de hamile. Onu da söyledin mi geçen hafta chat? Onu da söyledin mi geçen hafta? Bir de hamile kaldıysa ölmüşten. Bir de hamile kaldıysa ölmüşten kus. Kus. Hallederiz. Aa bayağı şeyli öpüştü lan bunlar. Müslüman yaradın mı? Onlar niye öyle o kadar şey gerçekçi öpüştü? Çok gerçekçi öpüştüler ya. Aramadım. Hı? O arada ama açmadım ben de. Ay senin gerçekten beynini, senin telefonunun afolyasına sıçayım. Sen salak mı lan bu çocuk? Ya sanki kız seni aldattı. Bu neyin tribi, manyak mısın? Hiç sorma, sanki escort. Çok kırdı beni Alev. Kırdı mı? Öyle böyle değil. Ulan sen de fakirliğinle her gün bizi kırıyorsun gerizekalı transsız pezevenk. Ya bir işe girdin, eline yüzüne bulaştırdın, suçlu umursamam mı oldun? Haklı, Alev ilk defa doğru konuşuyor. Olmadı. İlk defa Alev. Tabii ki. Ben de kendi hatamı biliyorum.
Ama sonrası? Yani sürekli bana evde yatıyorsun diye laf sokması. E sokacak tabii, ne yapacağım? Bana mı sokacak, sana sokacak. Gerizekalı, bana mı soksun affedersin chat? Sana sokacak tabii. Gerçekten yani Nursema orada işe başladıktan sonra bir havası değişti. Ay şu an Fatih gibi konuştum biliyor musun? Uyuz oldum sana. Öyle ama. Ben çalışıyorum, sen yatıyorsun kafasına girdi. Öyle zaten. E doğru söylüyor. Ya ben suçsuz yere hapse girdim. İki gün sonra gülüp eğlenecek miydim gerçekten? Ulan iki gün değil, iki ay geçti. Gerizekalı, çık siktir git artık, Alev'in yanında çalış en azından. Biraz sen de buna düzgün maaş ver lan. Sabredemedi ya. Umut, sen Nursema'yı seviyor musun? Seviyorum tabii ki. Çok düşündün ama. Ha? Bir 3,5 saniye düşündün usta. O da şüpheli artık ha. O da şüpheli. Çok seviyorum hem de. Ha tamam, o zaman şimdi ikna oldum. Ama Nursema da çok değişti. Gerçekten hani ben tanıyamıyorum Nursema'yı. Lan nereye değişti? Manyak kadın, aynı kadın. Dengesiz misin? Belki o da senin için aynı şeyi düşünüyordur. Bak böyle evi terk ederek, trip atarak olmaz. Ya bu manyak bir de Allah, bu evlendikten sonra bir de Ankara'dan fuck buddy'sini getirmişti eve ya. Al kızı karşına, doğru düzgün konuş. Kız ortalıkta donla geziyordu anasını satayım. 50 kere konuştuk zaten. E tamam. Düzelmeyeceğini düşünüyorsan boşan o zaman. Evet. Neyse tamam, biz biraz ayrı kalalım, şey yaparız. Biraz ayrı kalalım mı? Ne kadar mesela? Kaç yıl? Konuşuruz. Vallahi rüzgar esiyor söyleyeyim sana. Anlayan anladı. Rüzgar arkadan esiyor. Vallahi Nursema yol alabilir söyleyeyim sana. Nisan. Rüzgar arkadan eserken de yol almak lazım chat. Bilirsin. Neyse kalkayım ben, dinlen sen de. Bende de kalabilirsin istiyorsan. Yok, Hakan'da kalacağım. Hakan mı? Hadi. İnşallah sen de Hakan'a caz vermek yapmazsın. Gel. Bu Hakan ne yaptı ya en son bir 30... Samet! Hah, ne haber gerizekalı, 35 yastık. Evet. Yastıklardan yer kalıyor mu abla sana? Hah, bir yeni mesaj. Neyse, kim? Or? Gökhan, acil konuşmamız lazım. Bu herif gizli cinsiyetçi çıktı falan. Evet evet! Seni aradım dönmedi. Ayy, Mihri... Mihri! Ya Mihri, senin sesin bile beni inanılmaz tetikliyor ya. Seni aradım dönmedi. Çimen! Çimen, beni unuttun. Neyse, Mihri, Gizem Toşko bir iki varsın gülüm benim, Süreyya Hanım diye. Arkadaşlar, Çimen tam olarak şey, Mihri tam olarak şu. Sizin hayatınızda 35 bin tane derdiniz varken en ufak derdiyle sizi dertlendiren arkadaş. Hepinizin hayatında vardır böyle bir arkadaş. Bu gerizekalı bir de utanmadan gidip kıvılcımla poz mu vermiş ya? Bu bir de utanmadan gidip kıvılcımla poz mu vermiş bu ya? Ha? Hizmetçi. Seni burada görmeyeceğimi mi zannettin? Ha? Senin ağzını, yüzünü, gözünü burada görmeyeceğimi mi zannettin? Rezil. Devam. Seni aradım dönmedi. Ay. Miri kaç kere mesaj atmış, çok ayıp oldu kıza. Döneyim şuna bir. Dön abla. Ne var? Mihri? Alo? Uyumamıştın değil mi? Ay yok canım, seni merak ettim. Baban nerede abla biliyorsun? Metehan'la birlikteydim. Biraz dertleştik, telefonum sessizdeydi, kusura bakma. Oğlum senarist Ertuğrul'u diziden siktir mi ettin, ne yaptın lan? Herif ortada kaldı resmen ya, herif diziden falan mı çıktı? Ne oldu oğlum, Ertuğrul nerede chat? Bir şey mi oldu? Ertuğrul'da neyi vardı? Ya, birlikte olduğu kadından ayrılmış. Çok morali bozuktu. Hadi ya. Yarın arayız. Bir dakika dur, ne oldu orada? Bir dakika. Oğlum sessizdeydi, kusura bakma. Bir şey mi oldu? Ya, birlikte olduğu kadından ayrılmış. Çok morali bozuktu. Hadi ya. Mihri. An itibar inşallah bulabilirim. Bakalım bir dakika. Vallahi billahi. Dur bakayım. Dur bakayım. An itibariyle Mihri. An itibariyle Mihri. Vay aman oğlum, çok üzüldüm lan. Vallahi ben... Lan ritim kaçma. Vay aman oğlum çok üzüldüm. Oğlum ritim niye kaçıyorsun, ritim? Ha ver bakayım coşkuyu. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi ben... Vallahi Mihri olur gibi. Evet devam abla. Ayrılmış. Çok morali bozuktu. Hadi ya. Hadi ya. Gel kalbime yatı ya. Vay amına, ölüm. Çok üzüldüm lan. Yarın ara istersen. Benim işlerim var. Müsait değilim. Sen ilgilen biraz. Evet. Tabii tabii ararım. Sen iyi misin? İyiyim ya. Aynen. Tamam canım. O zaman seni çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Evet. Ben de. Abla çok özür dileyerek,
çok özür dileyerek gene ben arkadaşlar gene an itibariyle Mihri çok özür dileyerek arkadaşlar affınıza sığınarak an itibariyle Metehan'a karşı Mihri. Tırsak adamdan abi olmaz. Hadi sür Allah şunları sür. Mala siktim seni. Mala siktim seni. Metehan'a karşı Mihri olur gibi. Düştü abla boş artık sen de. Ama ben olsam da artık yani Matikan'a da operasyon çekme bence ya. Uyumadın mı? Yatacaktım birazdan. Ne yaptın? Adres... Ne haber ezik bacılar? Söylenebildin mi? Metehan Yusuf abiden rica etti. Yarın öğrenip bize söyleyecek. Yusuf söyler ama. Yok. Söylemeyecek söz verdi. Metehan'la ilgili bir durum zannediyor. İyi tamam. Merak etme. Yarın adres elimizde. Evet. Adresi al ben arkandayım abla. Bu kim? Yes, doğru. Apo bir yerin ötüyor. Sabahlık teşekkür ederim. La havle ve la kuvvet. Kesinlikle yeniden yandı. Gel. Allah'ım beni neyle sınıyorsun? Oğlum bu adam vallahi hiç haberi yoktu ya. Ev değil var. Adamı nereden soktunuz bu yeni Apo'ya? Çok üzülüyorum ben ya. Eski Apo olsaydı bu kadar şey karşılamazdı bunu da. Kızım. Babacığım kaçmıştı da meyliyor muydu yoksa? Kuzular meyledi, ebabiller öttü. Bu ne kızım? Bunu gönderin demedim mi ben size? Sahiplendireceğiz ama buyururuz şimdi. Kim sahiplenecek kızım? Sizden başka sahiplenecek meczup var mı? Hayvan sever biri. Bahçeye hadi. Hadi bahçeye kızım. Hadi bir an önce hallet bu işi. Evet babacığım. Hadi kızım. Evet. Hayırlı sabahlar. Hayır. Günah. Sabahlar. Dinledin mi kafanı? Kafanı dinledin mi? Ha dinledin mi pardon. Heh. Kafa dinlemek. Samet. Evet abla devam. Alev Hanım'la konuştun mu? Kafa dinlemek. Ha Green'den. Turşu Yöreoğlu. Konuştum. Karını bırak beni al demedi mi? Demedi. Nasıl demedi? Hayret. İstemiyorum. Gözümüz aydın o zaman. Hayırlı olsun abla günü. Hadi git çocuklarla konuş da bu kırgınlık bitsin. Kırgınlık mı? Sen hala buna kabulsün yani. Okeysin şu anda. Ben. Ulan karı kabul etse herif dönüp gidecekti. Bu hala kabul ediyor. Manyak mıdır nedir? Beni istemiyor. Bebek. Doğurmak istiyor. Bak sen. Nasıl da biliyor işini. Aklı sıra babasız çocuk doğurup kahramanlık yapacak. Sen de zaten buna inanmaya dünden razısın. Evet. Sordun diye anlatıyorum. Yoksa konuşmaktan imtina ediyorum. Abla her sorduğumuzu da anlatma mesela ya. Her sorduğumuzu da anlatmasınlar bu hayatta chat ya. Et tabii. Et de. Bazı sorularda cevapsız kalsın mesela ya. O kadının tuzağına düşme. Niye seni istemiyor da çocuğu istiyor acaba? Hiç düşündün mü? Net gavat. Seni zaten istemiyordu. Senin paranı istedi o. Şimdi istediğini de elde etti. Çocuğu senden peydahladı. Seninle işi bitti. Hey mi dah? Ne yapsın hasta adamı? Oturup sana bakacak hali yoktu ya. Hasta da o ama şimdi bu sağlıklı bu. Ah. Bu iyi bu fena değil. Abdullah Bey ah. Gerçi sana çok iyi oldu ama. Sen akıllanacaksın diye bu bize çok pahalıya patlayacak. Evet. Sen biraz daha üzül. Hem Zoka'yı yuttuğuna hem de beni dinlemediğine yan. Ama benim çocuklarımı bundan sonra bu konu için sakın üzeyim deme. Abla gene var ya dizidi ki. Yani gavat olmasına rağmen. Dizideki gene arkadaşlar en istikrarlı karakter Pinky ya. O da gavat gerçi. Dün akşam Abdullah Bey geldi. Evet. İnanmıyorum anne. Aa inanmıyorum olay. Anlat abla biliyorsun. Abla sen de yalnızdın. Ya sen bir dur be kardeşim. Sen git içeri. Sürpriz. Sen hemen mevzuya giriyorsun. Aa abone geldi. Ferihan'ın simli topuzu. Çok teşekkür ederim canım benim. Ne diyor? Tamer'im seniniz Nilay'ın annesiymiş. Araştırma. Biliyorum. Aylin'i. Doğa Cemre ile meşguldü. Anlamadı. Seniniz adını Feriha koydum dizisinde mesela şey yazıyordu. Nilay'ın annesi. Aynı kadın yazıyordu diye biliyorum. O da zaten bir bölüm sonra sıçmıştı. Ben de kimseye söylemedim. Ne diyor? Her şeyi düzeltecekmiş, sorunları halledecekmiş. Orada da bir noktadan sonra sıçtı toparlayamadı. İnşallah burada toparlar. Ama bu birazcık da arkadaşlar yani Türk dizilerinin uzunluğundan da kaynaklı. 2 saat 20 dakika dizi mi olur ya? Film gibi izle bitmiyor. Yani
bu kadar uzun dizi süresi olunca senaryonu bir zaman sonra saçmalar yani arkadaşlar yani. Bu da bir gerçek. Alev'e söyledin mi? Bu da bir gerçek. Onunla muhatap olup hiçbir şey anlatamam ben. Bu rezilliğe ne olur veririm ne de yüz göz olur. Anneciğim Alev kararlı ama biliyorsun değil mi? Kararı bassın. Evet. Sen de abla olarak ona akıl ver. Bu çocuğu doğurmasın. Yoksa bu adamdan kurtuluş yok. Konuşuyorum. Konuştum. Ne yapayım anne koskoca kadın? Başına silah mı dayayayım? Abla sen... Abla, ya sen bir sus be kardeşim. Allah'ını seversen sen git zeytinini açmaları al artık be kardeşim. De üzülme artık. Eğrisi doğrusuna denk gelir herhalde. Getireceğim şimdi doğrusunu denk getireceğim bir tarafına ya. Git ya. Sevil Aycığım eğri bizimki. Nasıl doğrulacak? O da doğru. Neyiz doğru? Günaydın. Diyor Regner. Abi beni seviyorsun değil mi? Duygusal çok işledim. Yok sevmiyorum ya o kadar da. Günaydın. Ben çok haz etmem yani senden. Günaydın. Günaydın. Regnar'cığım niye sevmiyorum canım benim? Günaydın kızlar. Hayırdır kızlar nereye böyle? Tabii ki seviyor oraya. Kahvaltıya gidiyoruz. Aa, bir sürü şey hazırladım ben. Öyle değişiklik olsun istedik. İkiniz mi gidiyorsunuz? Ay biz iki manyak kafaları karışık. Hı. Sevil abla Cemre sana emanet o da doğru. Hadi bir boku yarayın inşallah. Uyuyor. Tamam canım hiç merak etme sen. İyi hadi gidin bakalım. Hadi bir boku yarayın inşallah. Lütfen birilerinin sılayla öyle gelin ya. Tamam çıkalım biz o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kızlar. Hadi iki ezik. Hadi iki ezik. Hay. Mustafa'm sen hala bana böyle surat atacak mısın? Milay hala sana çok kızgınım. Niye ki? Ya oğlanın bütün altınlarını yemiş. Ne demek bilmiyorum. Yarım saattir donate atmaya çalışıyorum. Sinabuk. Olsun Aylin'e en azından yeniden öğrenmiş olduk. Arkadaşlar senarist Nilay'ın annesi. Çak mısın? Hatta adını Ferah koyduğumu yazan kadın da aynı. Nilay. Annesi. Hala sana çok kızgınım. Niye ki? Ya oğlanın bütün altınlarını yemişsin abuk subuk işlerde. Ne yapayım alkışımı tutayım sana? Sen hala bu konuyu uzatacak mısın? Altında tam da yükselişe geçti ha. Altında 2000'den 2200'e geldi ha. Nilay kaybettiğin misket değil milyonlar milyonlar. Tam bir şekilde yerine koyarım. Bırak Allah aşkına Nilay. Bu kaçıncı artık yeter. Vallahi yerine koyayım. Yürü. Dur. Bir şey daha var Mustafa. Ne var yine? Baban kuzu istemiyor. İstemez tabii. Çiftlik de bulamadık. Zülker de bakınıyor ama geçmiyor. Ne yapacağız? Ne diyor Zeynep Tekinoğlu? Abi Sevileğini taktım. Taktım. Ne yapalım? Bakmaya devam edeceğiz. Babanda tam kuzuyu pirzola yapacak potansiyel var. Ne olur. Sen de şirkette bir soruştur. Tamam bakarım. Abla önümüz vallahi billahi yani Ramazan bayramından sonra. Ben de. Tamam. Next station kurban bayramı. Ayıktırayım yani. Şuna ayak çet bu ne oluyor? Bu ne? Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ha? Siz bilirsiniz bu ne oluyor böyle? Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şunu biliyoruz da. Bu ışık açma kapama da bu ne oluyor böyle? Neyse. Takıldığım şeye bak. Hayırlı sabahlar. Günah. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Çocuklar, babanız çalışma odasına indi. Hadi gidin de konuşun bir. Ne konuşacağız anne ya? Of, ne yapalım anneciğim tartışalım mı sabah sabah? Çalışma odası değil abla orası gıybet room. Kırmızı oda gibi düşün. Oğlum vallahi kuyruğunuzu kısıracaksınız özür dileyeceksiniz. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez demişler. Mantıklı. Bak, güzel laftır. Babanızla aranızı düzelteceksiniz yavrum. Alev'in tek derdi onu yalnızlaştırmak. Siz aksine onun yanında olacaksınız. Ya gönülsüz de olsa bu aileyi ayakta tutmak için mecbursunuz. Abla sen de siyasetçi gibisin anasını satayım. Vallahi billahi ya. Hadi bakayım inin. Tamam anne ya. Hadi. İn. Sadece sen istediğin için anne. Dengeler de dengeler Mehmet Karaalnı. İn abla. Günah. Baba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Günah abla. Evet. Şimdi baba, biz anneme bir söz verdik. Senden özür dileriz. Çok eğreti geldi bu bana ama. Annenize söz verdiğiniz için benden özür diliyorsanız dilemeyin. İşte bu süreçte kopmayalım, evet. Dağılmayalım. Çocuklar, sizi üzdüğüm için ben de özür dilerim. Evet canım. Ne var ki, o çocuk kardeşiniz olacak. Mecburiyet abla, yapacak bir şey yok. Vallahi bile Fatık'a kardeş geliyor ya. Şimdi Fatık'a kardeş gelse, Fatık'ın kardeşinden büyük çocuğu var. Fatık'ın kardeşinin nasıl yani? Baba sana saygımız sonsuz. Fatık'ın? Ama bizden bunu bekleme. Diyelim erkek çocuğu olursa, neyse amucası mı oluyor? Ay bu bir şey değil, benim beynim çok yakıyorsun sen senarist. Vallahi billahi bize mi oynuyorsun, ne yapıyorsun ben anlamadım ya. Başka bir kadından olan çocuğu biz kardeş olarak göremeyiz. Bu durumda yani gidişata baktığımız zaman Mustafa benim babaannem mi oluyor? Yeni Apo'yla tabi. Kafayı yiyeceğim Aylin'a. Asla bozulmayacaktın.
Şimdi tepkilisiniz. Evet. Ama çocuğun bir günahı yok. Ama tamam. Senin çocuğun olabilir. Hatta bizimle aynı kanı taşıyacak da olabilir. Neyiz doğru? Aynı kanına tükürdüm Zeynep Işko. İyi ki varsın. Ama biz çocuğu kabul etmiyoruz. Benim iki tane kardeşim var. Biri abim, diğeri de ablam. Dahası olamaz. Evet, bunu kabul etmek de anneme ihanet olur. Herhalde anasının yani küçücük çocuğa kardeşlik ne yapacaklar ana? Ona ihanet olmaz mı? O annenizse ben de babanızım evladım. Ama annem hiçbir zaman yanlış yapmadı baba. Evet. Ve en acılı anında, en zor anında bile bu aileyi hep dimdik ayakta tutmaya çalıştı. Dimdik. Sen de dimdik ayakta tutun da yanlış yerlere de tutun Apo. Eski Apo'ya sormak lazım onu, Regnar. Evet hem... Yayının başından seni direkt imanaz. De bu yaşında, en rahat. Ya, Regnar'cığım artık kolay bak, Binary Game'e kayıt olurken zorlanıyor. Etmesi gereken yaşta. Regnar'cığım teşekkür ederim. Ama sen bizim babamızsın, kıymetlimizsin. Kıymetlimiz mi? Ama hatalısın. Baba biz, haklının yanındayız. Evet. O çocuğu kabul etmiyoruz. Ay Pinky de inşallah bu arada bir... İki arada bir derdi o da birine caz vermek yapmadı inşallah. O da birine caz vermek yapmadı inşallah. Hakikaten kusacağım artık ha. Etmemizi de bekleme. Ha, ve bundan sonra bu konuyu tartışmak veya konuşmak da istemiyoruz. Evet, this conversation is over fucking here. Sen de bizi anlarsın artık. Peki. Okay canım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günah. Hayırlı günah. Hayırlı günler. Hayırlı günah. Yeto. Bu kadar kardo yeto. Biz bacıyla ev baso. Yok da. Gökhan'dan çocuk yap o. Allah yok diyor gerizekalı. Kapıya kadar geldi yok diyor. Ah ben bayılacak gibiyim yapmayalım. Bayılacak mı? Korkma ben yanındayım. Biz doğru olanı yapıyoruz Çimen. Hadi inşallah ya. Tamam. Hadi. Allah bu kadın var ya sizi örseleyecek ha. Bak vallahi siz suslu çıkacaksınız. Ben öyle hissediyorum izlenmiş. Bu dizideki kadınlar genel itibariyle böyle ezik oldukları için. Buyurun. Abla bu senin şeyin. Ay Allah kahretmesin Kuma. İyi günler. Kocama Kuma'ma gönderdim kocam. Merhaba. Hayırlı günler. Merhabalar. Hilal Hanım değil mi? Benim. Ben Doğa. Ne haber Hilal abla? Parla Hilal ve Yıldızım diye bir şey. Nasılsın abla? Kardeşim Çimen. Biz buraya eşinizle ilgili bir konu hakkında konuşmak için geldik. Eşim mi? Ne konu bakımında? Önemli. Bu eşinizin kızı. Demek isterdim ama vallahi yani kızı olacak yaşta da şey başka bir şey. Hayırdır inşallah. Ay zamazing olandın abla vallahi billahi. E buyurun. Gel abla. Gel. Şunu vereyim. Ya tamam da bu mevzu buradan buraya nasıl evrilecek senarist? Senarist! Nerede o? O görüntü nerede chat? Bu mevzu buraya nasıl evrilecek? Allah aşkına bana yardım edin chat. Bu mevzu buraya nasıl evrilecek ya? Neyse devam. Spoiler vermeyin arkadaşlar. Buyurun. Hakkınızı da helal edin arkadaşlar. Ben Kızılcık Şerbeti günlerinde çok fazla chat'e bakmıyorum ki spoiler yemeyeyim. Arkadaşlarımız bazen yeni gelmiş oluyor. Yanlışlıkla spoiler falan verebiliyorlar. Kuralları bilmedikleri için canları sağ olsun. Yine de arkadaşlar vermemeye özen gösterin. Yani canınız sağ olurken birden banınız da sağ olabilir. Birden banlanabilirsiniz çünkü. Şu anda bu kadar yumuşak konuştuğuma bakmayın. Böyle geçin lütfen. Moderatörler yumuşak davranmayabilir. Aman kurallara dikkat edelim. Yeni katılan arkadaşlarımız varsa. Aman bir bakalım. Bir bakalım. Evet dinliyorum. Tabii yani spoiler verenin genel olarak kimse sevmez. Aynen öyle. Glamişko. Hilal Hanım. Neyiz doğru? Rikorikom kılavuzu doğa. Kılavuzu doğa olanın hakikaten burnu boktan çıkmaz diye bir laf var. Yarın ne var? Yarın sohbet, muhabbet, Müge Anlı, Sinan Sardoğan. Arkasından Outlast 2 final. Muhtemelen belki biterse, erken biterse yeni oyuna geçeriz. Şimdi söyleyeceklerim sizi üzecek. Ay dinle abla. Pazartesi de yayındayız. Devam. Ama ben de aynı şeyleri yaşamış bir kadın olarak başka bir kadının kandırılmasına göz yummak istemedim. Eyvahlar olsun. O yüzden buraya geldik. Kardeşimi de buraya gelmesi için ben zorladım. Kocan kardeşimi sik... Ay dur neyse. Sinkaf girme, sinkaf girme. Tam anlamadım açıkçası. Nedir konu? Derhal evimi terk edin falan diyecek bu kadına. Bu kadın öyle konuşmalar yapabilir, bunları kovabilir. Chat hazırlıklı olun. Chat izlenmiş gelebilir chat. Eşinizin. Kardeşimle bir ilişkisi varmış. Nasıl yani? Nasıl bir ilişki? Eşiniz... Abla, gap ilişki, bariyer ilişki. Kendisini kardeşime bekar olarak tanıtmış. Dışarı çıkmışlar, yemek falan yemişler, birkaç kere görüşmüşler. Evet. Hatta
birlikte olmuşlar. Ne? Ay çok üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm Hilal abla. Ben evli olduğunu bilseydim yanaşmazdım. Gerçekten çok özür dilerim. Ay bu da manyak gerçi. Bu geçen bölümde yani aşk acısı falan çekiyordu ama dur bakalım. Çimen gayet şu anda normal ilerliyor. Değil bu. Yok. Nasıl? Astriyacım iyi ki varsın canım benim, aboneliğin için çok teşekkür ederim hayatım benim. Ben evli olduğunu bilseydim yanaşmazdım gerçek. Arkadaşlar abonelikler de çok önemli bizim için. Olabiliyorsanız olamıyorsanız canınız sağ olsun devam. Ben çok özür dilerim. Mümkün değil bu, yok. Nasıl olabilir böyle bir şey? Abla mümkün mümkün. Mümkün! Çimen resimleri göstersin. Göster resimleri, o şey var ya hani bir tane şey var ya. Oh. Var ya o doge pozisyondaki ne? O şey 69'u da göster dedim. Ne bir de resmim var bunların, fotoğrafı mı var? Ne fotoğrafı? This door. Ecrin'in annesiyim. Afiyet olsun Caniko. Löp löp et olsun, kan can olsun inşallah. Bir de fotoğraf mı çekildi lan? Lan ne ara bu kadar samimiyet kurdunuz lan? Lan bu samimiyeti ne ara kurdunuz ki biz bunları görmedik? Çok hızlı ilerlemiş. 69'dan beter bu. 79 pozu. Allah kahrül bela. Ben Fatih'in eski eşiyim. Kardeşim Görkem'le konuşmaya gittiğinde Gökhan'la karşılaşmışlar. Zaten gerçekler orada ortaya çıkmış. Evet abla, anlat abla biliyorsun. Anlamıyorum. Ya benim kocam her zaman evinde, her akşam evinde, sabah gider akşam gelir. İşte sabah giderken gelmiyor demek ki. Sabah gitmiş başka bir yere gelmiş. Maalesef bu tip olaylar sadece gece olmuyor. Ulan delireceğim ya. Bu tip olaylar sadece gece olmuyor lafında çok varım ya. Vallahi billahi. Bakın biz çok üzgünüz. Ama bilin bu adam bir yalancı. E kötü bir insan. Kardeşimi kandırdı. Belli ki sizi de uzun zamandır zaten çeşitli çeşitli yalanlarıyla kandırıyor. Bizim buradaki niyetimiz buraya gelip evinizin huzurunu kaçırmak, yuvanızı yıkmak asla değil. Yanlış anlamayın. Evet Nazım, iyi ki varsın canım benim. Bakın benim kardeşim genç. Bu yaşadığı günleri unutur, atlatır. Ya belki bundan sonra kimseye öyle güvenemeyecek ama sonunda unutacak. Bakın evet. Ben de aldatıldım. Küçücük bir bebeğimle annemin evine geri döndüm. O yüzden sizin de aynı şeyleri yaşamanızı istemem. Ne diyorsun Hilal abla bu durumlara? Ha? Ne diyorsun Hiloş abla bu durumlara? O yüzden... Hiloş abla da bunları kovacak gibi değil. Ben bunları kovar zannettim ama. Ben buraya geldik. İzlenmemiş demek ki. Lütfen çıkıp gidin. Aa kovuyor. Ama kovuyor derken böyle şeyli kovma değil ama. Ben de çok üzüldüm. Hemen lütfen. Ben çıkıp bilmiyordum. Gidin. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Tamam lütfen gel. Buyurun. Ama bu tamam, bu kovmada okeyim arkadaşlar. İzlenmiş ama bu kovma şey kovması değil ama. Hani size inanmıyorum kovması değil ama bu chat izlenmiş tamam da. Size inanmıyorum kovması değil ama değil mi chat bu? Vah kadıncağız. Vah kadıncağız. Sen ne yapıyorsun lan? Gözlüklerim Ray-Ban, Fatık tam bir hayvan. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor ya? Gel abla gel. Ya hareketlere bak, çıldıracağım Mustafa Sandal. Fatık kayık, hareketlere bak. Gel hayatım kayık. Kapıyı da açamadı gerizekalı. Evet. Evet mi? İki W'yla mı gerçekten Fatoka? Gerçekten iki W'yla mı? Evet diyor ya. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Abi bu hakikaten harbiden sıyırdı ya. Hoş geldin. Fatık oğlum nerede şivesiydi lan? O nerede şivesiydi Çetçim? Ne şivesiydi o? Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Hazır mısın yine? Hazırım. Hadi olsun. Hazırım abla biliyorsun. Ne yapacağız abla?
Sabaha kadar düşündüm. Ya dur, sizinle saçacağım kuzunuza be kardeşim, Allah'ını seversen ya. Benim hayatım hep bir şeyler tekrar ediyor. O ne demek ya? Mesela bir anda çok para kazanıyorum. Sonra o para bir anda hop gidiyor. Allah Allah. Ya da hep dolandırılıyorum. Eve Yakup'u getirdik. Sonra gönderildi. Şimdi Beyaz'ı gönderecekler. Hep geçici... Evet. Evet. Bir çözümler buluyoruz. Sonra yine başa dönüyoruz. Nazardan mı şüpheleniyorsun? Şimdi bundan sonra yayın başladığı zaman hepinize hoş geldin. Güzele nazar değer derler ama benim sağlam yerim kalmadı. Ben bu mevzuya bir internetten bakayım Nilay. Ay Nilay, ne oluyor mu diyeceğiz? İnternet ne bilir? Ya bir dur kızım Allah aşkına. İnternet her şeyi bilir. Abla reklam yapmayacağız değil mi? Reklam mı geliyor gene? Boggle. Hemen bir boggle. Tekrarlayan olaylar. Var mı bir şey? Var var. Enes'cim hemen banlandın, gerizekalı beynine sıçtın. Bak, bazı insanlar geçmişte deneyimlediklerine benzer... Banlanmadı hala, banlanacak inşallah şimdi. ...olaylar yaşarlar. Yakındıkları durum veya olaylar değişmez. Ve yine aynısı oldu sözünü sıklıkla söyleyebilirler. Peki geçmiş nasıl tekrar eder? Aslında tekrarlayan geçmiş çocukluk çağında yaşantılar, travmalar ve çözülmemiş hikayelerdir. Ay bu tam beni anlatıyor. Peki çözümü neymiş? Neymiş abla çözümü? Önemli olan çözümü. Köklerinle aranı düzelt ve aile dizilimi yapın. Kökleriyle aranız düzelt ve chat dizilimi. Chat bir ara dizilim yapalım, unutmayın. Ben ağaç mıyım ya? Ne kökü? Bu senin suçun değil Nilay. Sülalenin suçu olabilir ve sana silah etmiştir muhtemelen. Zülkan benim... Abla şey gibi düşün mesela, hani böyle geceleri rüyamızda birden böyle ağaçtan düştüğümüzü görürüz ya. O büyük 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 atalarımızın zamanından, milattan önce... Akraban bir tek sen varsın. Ağaçlarda yaşamasından mütevellitmiş mesela. Dokun. Genetik kalıntı. Marbaz abim. Annem babam herkes öyle biliyorsun. Burada Aylin'cim teşekkür ederim. Aile dizilimi yapın diyor. Aile dizilimi? Ne dizilecek, adam mı var? Nilay harbiden kimse yok mu ya? Ha, sanki bilmiyorsun Zülkan. Bak benim bu işi çözmem lazım. Hiç iyi değilim. Valla bak, bunu aile dizilimi terapi gibi bir şey herhalde. Bence biz bunu yapanı bulalım, gidelim Nilay. İyi gelir mi ki? Ya ben de yazılanı okuyorum. Nereden bileyim Nilay, Allah Allah. Bana bak, sülaleyle alakalı nüfus kayıt örneği de çıkartırız. Kim Deni abla? Kim yaşıyor, kim yaşamıyor, hepsini dökeriz ortaya. Uf, tamam şu bağımsızlığımdan bir kurtulayım da ne gerekiyorsa yaparım. Hadi. Abla sen o kadar mı öksüzsün ya? Halletmiş sandı. Tamam tamam, halledeceğiz. Yaz oğlum. O kadar mı öksüzüz ya? Lütfen hadi ablacığım, ağlama artık. Hadi. Abla yok, bu kadar ağlamaya okeyim ben, tamam buna eyvallah, buna bir şey diyemem mesela. Gökhan benden nefret edecek. Gökhan mı senden nefret edecek? Ablam yarabbim, ne diyorsun sen kızım ya? Ne diyorsun sen? Gökhan değil, ben senden nefret edeceğim. Nasıl yani? Doğru. Ne diyor lan bu? Hiç söylemese miydik acaba? Baksana kadının halini görmedin mi? Aklına sıçarım! Gökhan onu ne yapsın? Bakımsız bir şey, belki de boşanacaklar. Ne işim, Allah belanı vermesin. Aa, rezil lan bu. Çimen sen ne dediğinin farkında mısın? Bir kendine gel ya. Biz gittik bir kadına iyilik yaptık. İyilik yap. Bu bir rezil, bu bir kepaze, bu bir kusmuk. Bu bir kusmuk. Bu bir kusmuk, bu bir rezil. Öykülüme teşekkür ederim. Yaptık. Sen hala Gökhan'a kavuşma hayalindesin. Çok. O ne demek ya? Doğa doğru olanı yaptı ya bence. Mantıklı olanı yaptı ya Doğa. Gel ya. Biz gittik bir kadına iyilik yaptık. İyilik yaptık. Sen hala Gökhan'a kavuşma hayalindesin. Çok seviyorum çünkü düşünemiyorum. Ne yapayım? Sevgim batsın. Sevgim Göttinger'e sevgi. Sevgi mi kaldı? Neye sevgisi lan? Sevgi diyorlar chat. Çimen. O zamana kadar gayet tutarlı gidiyorduk. Senarist ne oldu da benim o 1 saat 37 dakikalık sahnenin içerisinde birden kafan karıştı da Çimen'i birden aptallaştırasın geldi. Unutacaksın ablacığım o zaman. Sahilde mi birden gerizekalı olası tuttu bunun? Evet, çünkü sen Fatih'i çok kolay unuttun. Ya ay... Ya senin ne alakası var? Gerizekalı manyak mısın nesin ya? Aynı şey mi ya? Aynı şey mi? Fatih'le benim bir geçmişim var. Bizim bir kızımız var. Ben... Herhalde anasını satayım. Ben de hayatımda ilk defa birisiyle bu kadar özel bir şey yaşadım. Özel mi? Ulan ne ara yaşadın? Ne yaşadın? Ne yaşadın lan? 2,5 ayda ne yaşadın? Ne 2,5 ayı? 2,5 bölüm. Bak Çimen. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama Gökhan kötü kalpli bir adam. Karısına acımamış, sana acımadı. Zaten sıra kadem bassı ortada yok. Biraz... Başına geleceklerden dolayı o kadar şimdiden mutluyum ki. Azıcık üzüleceksin yani. Yapacak bir şey yok. O kadar şimdiden mutluyum ki. Hele şuraya gerçekten rüya değilse şu sahne. Şu sahne rüya değilse senin ağzına bir sıçtım. Bir sıçtım senin o ağzına. Hadi gel. Gel abla biliyorsun. Gel abla biliyorsun. Manyak mısın nesin? Bak şu arkadaki amuca bile daha çok uygun sana ya. Şu arkadaki amuca ile bile daha çok şipledim seni ya. Bu amucayı al bari şu kadının elinden. Kafayı yiyeceğim. Sapık mısın sen ya? Bakımsız diyor ya. Lala Seher. Senaristçim niye böyle yapıyorsun? Tamam her şey gayet normal gidiyordu işte. Gittiler konuştular olması gerektiği gibi.
Hayırlı günler. Hayırlı günler. Heh, Hiloş ablayla gittiler, konuştular. Gayet her şey gayet normal ilerliyordu. Niye gerçekten bu kadın karakterleri bu kadar kadın 2024'ün en gerizekalı kadını olarak tanıtıyorsun bize? Babam burada mı? Evet İlhan Hanım, buyurun. Biz hayatın içerisinde ve izlediğimiz şeyler içerisinde güçlü kadınlar görmek istiyoruz dedikçe kendi iradesine sahip çıkamayan gerizekalı Ezo karakterler gerçekten sürekli empoze ediyorsunuz bize ya. Bunu bir erko olarak söylüyorum ben hem de artık ya. Geldiğimi Gökhan'a söylemeyin olur mu? Hadi sen de siktir git be abla, Allah'ını seversen. Tabii tabii Hilal Hanım. Kime söyleyelim geldiğini? 34 RSP. Fatık, vallahi billahi yemin ederim var ya. Yani plakan bile seni gerçekten şu anda tanıtıyor. Plakan bile gerçekten seni temsil ediyor şu anda. 34 RSP. Plakan bile seni temsil ediyor Fatık. Nasıl yani? Evet, hoş geldin. Evet abla. Gel. Evet. Evet. Ne oldu lan? Masaja mı geldik? Allah kahretmesin. Bu muydu gerçekten şey? Burası da bizim kaplıcalarımızdan biri. Kaplıca? Hatta en eskisi. Tabii genelde muhafazakarlara ve ileriki yaştakilere hitap ediyor. Ne yapacağız? Çamura mı gireceğiz şimdi Fatık? Allah yapacağın gerçekten sürprizdensiz. Sürpriz! Yani çok güzel de... Sıkıcı. Sevmedin mi? Fatih, bana bir gününü ayır dedin. Sonra Bursa'ya getirdin. Yani şimdi kaplıca mı gezdiriyorsun? Fatih bari bir İskender yemeğe gitseydik be oğlan. Ha? Bir köfteci Yusuf'a götürseydin bari yavrum bizi. Tamam. Sakin olalım. Ben sana durumu izah edeceğim. Yürüyelim biraz sonra. Yavrum izahı olmayan şey de mizahı olacak gibi geldi bana birazdan ama. Bu ne abla, bu havada havuza da girilmez zaten. İçim dondu şu görüntüde. Ne istiyor? Bursa'ya hamama götürmüş adam, delireceğim ya. Evet. Ya mükemmel bir insan ya. Şimdi kendi yerimde olursam daha ucuza getiririm diye düşündüm. Hatta tost söyleyecektim ama sen arzu edersen İskender diyebiliriz. Ne? İskender var ya en azından. O tost diyor bir de gerizekalı ya. Tost dedik hain çıktı. Görkem, ben sana kendimi tanıtacağım dedim ya. Hı. Evet. Tamam. Bak buradayız. Beni daha iyi tanıyabilmen için sana işimi gücümü anlatıyorum. Fatih, ben seni daha iyi tanıyıp bilmek istiyorum. İşini gücünü değil ki. Evet. Oğlum otursaydık bir Starbucks'te bağıra çağıra anlatsaydın gerizekalı. Starbucks'te bağıra çağıra anlatsaydın abla biliyorsun. Anladım. Bursa'ya niye geldik? Anladım, sen sıkıldın. Ama Görkem, ben çok düz bir adamım. Ben romantik sürprizlerle dolu biri değilim. Bende her şey çok nettir. Sen? Senin her tarafın sürpriz ya. Senin her tarafın sürpriz Fatık. Nerenin senin düz, her tarafın yamuk. Detay verme. Anladım onu. Ha ama eğer bana evet dersen. Sana evet demeyiz de daha çok şey deriz gibi geldi bana. Evet. Hoş geldin. Gerçekten bir şeyler deneyebilirim. Hı. Mesela bugünü şöyle not edeceğim. Görkem'le kaplıca olmuyor. Olmazsa iyi olur. Evet. Gidelim mi artık? Tabii. Emir Sultan Türbesi var. İstersen buradan sonra orayı ziyaret ederiz. Emir Sultan Türbesi, Allah kabul etsin canım benim de. Yani vallahi billahi ben daraldım burada ya. Bakarız. Hadi. Gel. Ne yapalım? Hadi artık bir İskender bari. Vallahi billahi içim daraldı ya. Dönelim istersen. Ben seni sıktım değil mi ya? Abla sıktım mı sıktım? Ne yaptın şimdi? Detay da vermek istemiyorum da yani. Buradan Bursa'da 2,5-3 saat yol ya. Ya haklısın ama bir şeyler yapmak da istiyorum. Hadi. Gerçekten hiçbir şeye gerek yok. Evet. Ya da şey mi yapsak ya, bir arkadaşım bahsetmişti. Bu Çanakkale taraflarında çok güzel bağ evleri varmış. Oraya mı gitsek? Ya bağ evini babanın bağına sıçayım senin. Ne yapıyorsun oğlum? Millet bahçesinde mi gezdiriyorsun kızı? Bu ne lan? Çanakkale. Nasıl gideceğiz buradan? Uçarak mı? Uçarak. Allah kahrubela! Helikopter sesi geliyor. Yukarıdan bir yerden helikopter sesi geliyor chat. Helikopter.
Fatih bu ne? Bu şey abla, Allah kahretmesin, gemi. Helikopter. Ne bu gemi? Nasıl ya? Şimdi biz bayağı uçarak mı gideceğiz? Fatık, Allah seni kahretmesin Fatık. Ayarladın mı sen hepsini en başından? Evet. Buraya niye geldik o zaman? Görkem, bak sadece sen değil, ben de seni tanımak istedim. Evet Ted, sadece sen de Sigi'den beri ben de tanımak istiyorum Ted. Neyden mutlu olursun, neye gülümsersin bilmek istedim. Bilmek istiyorum Ted, çünkü yani ben sizin yaşa kaynağınızım, okey? Ben sizi bilmek istiyorum çünkü Ted, öykeleme çünkü donanet attı şu anda. Sürpriz. Madem bir yola çıkacağız, seni mutlu etmek istiyorum. Evet Ted, madem bir yola çıktık, hani bütün Ramazan bütün her gün yayında olacak ya. Sizi mutlu etmek istiyorum Ted, madem bir yola çıktık. Ya Fatık'cığım, helikopter bir tek Bursa'dan mı kalkıyor be gerizekalı? Ecrin'in annesiyim, vallahi geldi bence zamanı. Bir tek Bursa'dan mı kalkıyor bu helikopter? Gel. Ne haber Captain? Hello Captain. Gel. Vallahi kalktı. Kalktı gelir mi Chat? Bir kalktı gelir mi? Abla bak, Görkem Webcam. Sen bunun, bu Fatık'ın böyle romantik takıldığına bakma. Bu ilk aylar böyle Emir Tarrakoğlu gibidir. Nerede o? Ver abla Coşku'yu. Ki adını fena koyduğumda aynı senarist yazıyor dedik Chat. İlk aylar bu Emir Sarrafoğlu gibi takılır abla. Emir Tarrakoğlu gibi. Böyle sürprizler yapar. Şöyle hareketler yapar. Yapar bunları. Bunlar var. Evet. İlk aylar bir ideal erkeklik yaparsan abla. Evet. Güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Bir Emir Tarrakoğlu gibi. Mevzu 2-3 ay sonra şuna dönüşür, ben sana söyleyeyim. Bu mevzu 2-3 ay sonra abla buna dönüşür, ben sana söyleyeyim, demedi deme Chat. Demedi deme. Mevzu 2 ay sonra buna dönüşür. Ver bakayım Coşku'yu. Fatık Emir Tarrakoğlu'ndan birden şuna dönüşüyor, söyleyeyim yani. Helikoptere bindirdik yani. Ne yapalım? Canım var. Baktın baktın. Baktın. Yeter. Durum, ne var? Dur. Ben... Ablam ben bırak... Bırakır mısın? İki ay sonra Fatık. Allah Allah. Aha. Seni artık helikopter falan sana yok, bitti. Bu son. İlk önce Emir Tarrakoğlu, daha sonra kısmetse olur Semih. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Söyleyeyim abla, ben uyarımı yapayım Chat. Yani bak görüntüler böyle araba. Bak arkadaşlar, artık seç beğen al. Seç beğen al Chat. Bu var, bu var. Bu var, bu var. Üçünün arasında seç beğen al. Hangi helikopter sahnesinde varsınız Chat? Hangi helikopter sahnesi Chat? Yorumlara yazın bakalım. Evet, kaldır abla. Fatık Kopter. Fatık Kopter, Fatık Kopter. Gürgecan dedenin adım opteri. Ben zaten beni hiç sevmediğini biliyordum. Hep hissettim ama hiç sesimi çıkarmadım baba. Çocuklarımın babası sonuçta. Ah Hilal ablam benim. Ah Hilal ablam benim. Bu hikayede yanan vallahi Hilal abla oldu. Çimen Kaşmeri. Bir düzenimiz var. Kaşmer. Dı. O da yokmuş meğerse. Ay, yemin ederim hiç beni aldatacağını düşünmemiştim. Hı. Ama işte bir işler çeviriyormuş. Kızım, belki kadınlar yalan söylüyor. Ya da ne bileyim... Yok abla, delil var biliyorsun abla. Belki ayırmak istiyorlar kızım sizi. Delil var abla, biliyorsun. Yok baba, yalan değil. Bizi kim ayırmak istesin ki? Fotoğraflarını da gördüm. Herhalde. Sarmaş dolaş. Tabii canım, elimde duran fotoğraf bu şey boynunu emcüklüyor. Namusuna da girmiş. Namusuna girmiş. Namusuna girdi. Nasıl girdi namusuna? Detay var. O ne demek ya, namusuna girmiş? Ne? Zina yapmışlar baba. Allah Kur'an. Ay, tövbeler tövbesi çarpılacak. Ben artık bir dakika daha durmam. Ay, namusu girmek. Vallahi billahi bir daha da tövbe aramam. Boşanacağım. Ne diyorsun kızım sen? Günahkar olmuşum baba. Ben daha nasıl durayım? Haklı. Kadın, en tutarlı kadın bu. Dizinin en tutarlı kadını şu anda vallahi bile kadın Hilal abla.
Ölürüm de durmam. Eri lan sana Hilal abla. İnşallah vallahi bozmazsın. Çocuklarım da etkilenir bu durumdan hem. İnşallah şu duruşunu bozmazsın. Allah rızası için baba, ne olur izin ver ayrılayım. Sen şimdi bir eve git, tamam mı? Ben Gökhan'la konuşacağım. Ayrılacağım baba. Boşanacağım ben. Ben buradan gerçekten bu dizinin seküler izleyicilerine seslenmek istiyorum. Bak Emrah. Bak muhafazakarları, Elif Çevirici çok teşekkür ederim. Muhafazakarları çok kötü göstermediği zamanlarda bile muhafazakarlar nasıl gerçekten ayaklanıyorlardı? Sekülerlerin de acil ayaklanması gerekiyor. Bu ne oğlum, sekülerleri itin bu tarafa da soktu. Bütün sekülerler kaşmer. Hepsi yollu. Sen bizim kıymetlimizsin. Ancak müsaade et ben... Aylin hocam teşekkür ederim. Durumu bir anlayayım. Zayır zayır. Konuşuruz sonra yine. Hadi bakalım. Hadi üzülme artık, üzülme. Kalk abla, kalk biliyorsun.